kıymetli temsilcileri, ilk kıblemiz Filistin sevdalısı kıymetli hemşerilerimiz, kıymetli kardeşlerimiz. İnsani Değerler Platformu olarak düzenlemiş olduğumuz dua ordusuyla Filistin'e destek basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızı kelamların en güzeliyle, Kur'an-ı Kerim kelamıyla açmak istiyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilavet etmek üzere mikrofonu Ulu Cami İmam Hatibimiz Sayın İlhami Kurt Hocama arz ediyorum. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْمَصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَةُ Allah razı olsun hocamız. Basın açıklamamızı yapmak üzere İnsani Değerler Platformu dönem sözcümüz Sayın Raif Korkmaz Başkanıma takdim ediyorum. Çorum halkımızın değerli katılımcıları, hepimiz bugün Filistin davasından dolayı kalbimizde bir hüzünle buradayız. Cenab-ı Hak hüznümüzü sevince gark eylesin. Filistin davası bütün Müslümanların gönlünde kıymetli bir davadır. Yeryüzü Nemrut ve Firavun gibi çokça zalimleri gördü ve kahhar bir el o zalimleri hak ettiği cezayla huzuruna aldı. Şimdi aynen o Nemrutlar, Firavunlar gibi zalim olan İsrail'i şu an bütün insanlık görüyor. Cenab-ı Hakk'ın kahhar eliyle bu mazlum Filistinli kardeşlerimize zulm yapan İsrail devletinin de hak ettiği cezayı almasını en garibu zamanda en hayırlı bir şekilde talep ediyoruz. 1948'de Filistin toprakları içinde İsrail devletinin kurulmasıyla beraber başlayan 75 yıl süren büyük bir zulmü bütün dünya seyrediyor. Özellikle de 1967'den sonra bu zulüm daha da artarak devam etti. Bugüne kadar zalim İsrail devletinin yapmış olduğu zulümleri görmeyen başta Avrupa ve Amerika devletleri bugün İsrail'e karşı bir zulüm yapılıyor, İsrail mağdur edildi diyerekten bir edebiyat yapıyorlar. Ümmet uyuma Filistin'e sahiptir. Ümmet uyuma Filistin'e sahiptir. Ümmet uyuma Filistin'e sahiptir. Ümmet uyuma Filistin'e sahiptir. Bugüne kadar Filistin halkı gerçekten bu zulümlerin karşısında Allah'ın yardım ve inayetiyle dayandı. Ama bir yere kadar sabrettikten sonra artık kendi namus ve şerefleriyle beraber İslam'ın namus ve şerefini muhafaza etmek için kıyama kalktılar. Cenab-ı Hak zaferle dönmeyi kendilerine ihsan eylesin. Amin. 2 milyar Müslüman yeryüzünde ama bugün İslam'ın şerefini bir avuç oradaki kardeşlerimiz bugüne kadar güzel bir şekilde izzetiyle muhafaza ettikleri gibi bugün de izzetiyle muhafaza ediyorlar. Biz bu Avrupa'nın, bu Amerika'nın, bu kafirlerin bu iki yüzlülüğünü sadece bugün görmedik. Suriye'de de gördük. Irak'ta da gördük. Doğu Türkistan'da, Myanmar'da ve alemi İslam'ın her neresinde kan ve gözyaşı olduysa onlar hep sağır oldular. Ne zaman ki Müslümanlar herhangi bir şey yaptıysa bunu hemen alıp biz böyle bir zulme karşıyız dediler. Cenab-ı Hak onların bu iki yüzlülüğüne karşı zalimlere meyletmeyin yoksa ateş size de dokunur diye emri mucibince onlar hakkında da Cenab-ı Hakk'ın hükmünü biz bekliyoruz. Evet, bir İslam büyüğünün dediği gibi zalimler için yaşasın cehennem. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Bugün zalim İsrail devletine karşı kalbimizde bir merhamet oluşursa bu yıllardır onların yaptığı zulmün neticesinde mazlum kalan Filistin ve diğer Müslümanlara bir ihanet olsun. Biz yüz yıllarca
İslam'a bayraktarlık yapmış aziz bir milletin torunlarıyız. Allah ecdadımıza layık evlatlar olmayı bizlere ihsan eylesin. Ecdadımız yeryüzünde adaletle hükmetti. Tekrar Allah adaletle hükmetmeyi biz evlatlarına ve Müslümanlara ihsan eylesin. Biz tarih boyunca İsrail devletini ve Yahudileri çok iyi tanıdık. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan beri bizler Yahudilerle devamlı bir surette açık veya gizli hep bir savaş halinde olduk. Onların en büyük derdi İslamiyet ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Filistin halkı değildir. Onun için tarih de buna şahittir ki yeryüzündeki en korkak devlet ve en korkak millet de bu Yahudilerdir. Hayber hayber ya Yahud! Hayber hayber ya Yahud! Ceyş-i Muhammed selfe Yahud! Ceyş-i Muhammed selfe Yahud! Hayber hayber ya Yahud! Hayber hayber ya Yahud! Ceyş-i Muhammed selfe Yahud! Ceyş-i Muhammed selfe Yahud! İsrail Hayber'i unutma! İsrail Hayber'i unutma! Muhammed'in ordusu geri gelecek! Muhammed'in ordusu geri gelecek! İsrail Hayber'i unutma! İsrail Hayber'i unutma! Muhammed'in ordusu geri gelecek! Muhammed'in ordusu geri gelecek! Evet, Allah razı olsun. Bizler Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki Ayasofya'ya hasrettik ve şimdi orada sabah namazlarımızı, cuma namazlarımızı ve diğer namazlarımızı Allah kılmayı bize ihsan eyledi. Cenab-ı Hak şimdi de Mescid-i Aksa'da sabah namazlarımızı, öğle namazlarımızı, cuma namazlarımızı ve diğer namazlarımızı özgür bir şekilde hep beraber kılmayı ihsan eylesin. Ayasofya Mescid-i Aksa'nın da bir gün özgürlüğüne kavuşacağının ilk alametidir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki eğer sizler inanıyorsanız muhakkak üstün geleceksiniz. Ve biz buna inanıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam hangi şeyi müjde vermiş, haber vermiş de o şey çıkmamıştır. Elhamdülillah ki Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl buyurmuşsa öyle çıkmıştır. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Cenab-ı Hak nurunu tamamlayacak. Kafirler, zalimler bundan hoşlanmasa da Allah bunu tamam edecek. Cenab-ı Hak bu vaadini Peygamber aleyhissalatü vesselama yapmasaydı Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi hevasından bize böyle bir şey söylemezdi. Biz şimdi o vaadi de bekliyoruz. Mehmetçik Aksa'ya! Mehmetçik Aksa'ya! Mehmetçik Aksa'ya! Mehmetçik Aksa'ya! Mehmetçik Aksa'ya! Nasıl ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Bedir'de dua etti. Dedi ki ya Rabbi burada bir avuç Müslüman var. Eğer bu Müslümanlar helak olacak, yok olacak olursa bu savaşta mağlup olursa o zaman senin dinine hizmet edecek kimse kalmayacak. Cenab-ı Hak melaikeleriyle, görünmez ordularıyla orada bizim Peygamber aleyhissalatü vesselam ve sahabe efendilerimizin o azlığıyla beraber ordularıyla kuvvet verdi. Bugün Filistin'de kendi Bedir savaşını verdik. Bu onların Bedri'dir. Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyoruz ki ya Rabbi o melaike ordularınla Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi o kafirlerin birliklerini hezimete uğra. Dağıt onları. Ehli imanın ihtilafını birlik ittihada vesile eyle. Onların güçlerini, kuvvetlerini zaafa tebdil eyle. Biz ehli imanın da zaaflarını kuvvete tebdil eyle diye Cenab-ı Hakk'a yalvarıyoruz. Müslümanlar son 100 yıllarda bir hastalığa yakalandık. O da yeis, ümitsizlik hastalığı ki
bizim kalplerimize girdi. Batıda 2 milyonluk küçük bir devlet, doğuda 20 milyon bir devleti esir etti ve biz sesimizi çıkartamadık. Oysa biz Müslümanların en güzel özelliklerinden birisi, eğer biz Allah yolunda bir cihada kalktıysak, Allah bize ya şehadet verecektir ya gazi olacağız, ikisi de bizim için güzeldir. Allah zafer verirse biz dünyada da bu işin mükafatını almış olacağız. Ama bu iş ahirete de kalabilir. Zamanla bu yeis hastalığı aynen kanser hastalığı gibi, nasıl ki kanser bir vücuda girdiğinde içeriden onu çürütüyor, biz Müslümanların içine de ümitsizlik girdiğinden beri Müslümanlar fert fert ve devlet devlet maalesef hep yavaş yavaş bu özelliğimizi yitirdik. Bize bir kıvılcım lazımdı ve Cenab-ı Hak inşallah bunu o kıvılcım eylesin. Bununla beraber bugün bilemiyoruz, inşallah alem İslam'ın her yerinden bu noktada kuvvet ve destekler gelir. Oradaki kıvılcım büyür ve adalet olarak her yere yayılır. Cenab-ı Hak bunu da en güzel bir şekilde taçlandırmayı oradaki Filistinli kardeşlerimize ve bizlere ihsan eylesin. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ümmet uyuma, Filistin'e sahip çık! 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 Son olarak sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Nasıl ki Ebrehe ordusuyla beraber, filleriyle beraber Allah'ın haram kıldığı yere saldırmak istediğinde Cenab-ı Hak ebabillerle onu ve ordusunu perişan etti. Bugün Yahudiler de kendi güç ve kuvvetlerine dayanaraktan bizim ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya saldırmak istiyorlar. Cenab-ı Hak bizlerin ihalarla, sihalarla onları ebabil eylesin ve o zalimlere karşı o kardeşlerimizin yanında hakkıyla olmayı Cenab-ı Hak nasip etsin. Çok teşekkür ediyoruz buralara geldiniz, katıldınız. Cenab-ı Hak yapacağımız bütün duaları, fetihleri, salavat-ı şerife hatimlerini oradaki zalimlerin kalbine korku olarak ve oradaki Müslümanların kalbine ümit olarak bahşetsin. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! İnsani Değerler Platformu sözcümüz, başkanımız Sayın Raif Korkmaz'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de gönlümüzden geçenleri dilimize dökmek ve topyekün amin demek üzere Diyanet Sen Çorum Şube Başkanımız Sayın İsmail Şanal'a mikrofonu takdim ediyorum. Buyurun başkanım. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Vessalâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Estaîzü billâh. Bismillah. Ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn. أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين يا رب sen kimsesizlerin kimsesi, mazlumların sığınağı, bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle. Amin. Sen bizim Mevlamızsın. Zalimlere karşı bizlere yardım eyle. Amin. Şu mübarek günlerde ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Amin. Ya Rab, Miracın basamağı Mescid-i Aksa'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bizlere nasip eyle Allah'ım. Evlerimizden, yurtlarımızdan kovulan, öz vatanlarında garip kalan mazlum bütün Müslümanlara kurtuluş nasip eyle Allah'ım. Mazlumların umudu, gariplerin yurdu cennet vatanımızı ve aziz milletimizi
her türlü tehlikelerden muhafaza eyle Allah'ım. Ey mazlumların sahibi, zalimler grubuna karşı mazlum Filistinli kardeşlerimize ve yüreği onlarla birlikte çarpan, onlarla birlikte ağlayan, onlarla birlikte kanayan şu Müslüman ümmete de basiret, feraset ver ya Rab. Ey Allah'ım, bozguncular günahına karşı bizlere yardım eyle. Küresel istikbara karşı bizlere yardım et. Ümmeti Muhammed'i ve kahraman intifaka ellerine sahipsiz bırakma Allah'ım. Bedir ve Uhud'da gönderdiğin gibi onlara da katından koruyucu ve yardımcılar gönder. Bizi zalimlerin ellerinde rezil ve rüsva bırakma Allah'ım. Bizi inkarcıların ellerinde oyuncak eyleme Allah'ım. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere ezilen, hollanan, zulmedilen, katledilen Müslümanların üzerinden infakçı zalimlerin baskısını, zulmünü kaldır Allah'ım. Ya Rabbi, şu anda sözde 2 milyar dünyada bulunan Müslüman kardeşlerimize de basiret, feraset ver ya Rabbi. Ya Rabbi, biz sadece dua ordusu olarak elimizden gelen budur. Dualarda bulunuyoruz. Filistin'in tekrar kurtuluşuna, nasıl Ayasofya ikinci defa İslam'la müşerref oldu, buluştu ise ilk kıblemiz Kudüs'te de ya Rabbi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne en garibi zamanda dünya gözüyle bizlerin de şahit olmasına vesile eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, orada masum, mazlum, kimsesiz, kadın, erkek, yaşlı, çoluk çocuk demeden kahleden terör devletini de yok oluşunu bu ümmete göster ya Rabbi. Orada kimsesiz, gözyaşlarını akıtan ve ümmetin 2 milyar içerisinde orayla dertlenen ve gözyaşını akıtan Müslümanların gözyaşlarında, orada döktükleri masum Müslümanların kanında İsrail terör devletini ve destekçilerini boğ ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin, şahit ol. Bizler her zaman o kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Bütün Müslümanları da aynı feraset ile bu şekilde davranmaya sen nasip eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Rabbena ufilli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yegûmul hesab. Bi rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Günümüzün hayırlara vesile olması, dualarımızın kabulü ve en kısa zamanda Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşması ve Allah rızası için. El Fatiha. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Evet, değerli kardeşlerimiz, katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık diyoruz. Rabbim Filistinli kardeşlerimize bu girmiş oldukları bu cihatta nice fetihler ve zaferler nasip etsin diyoruz. Dualarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Siz böyle...